Ankara Pursaklar Merkez Mahallesi'nin maskotu Karga Kazım 5 gündür kayıp. Mahalleli çok sevdikleri kargayı bulana ödül vermeyi düşünüyor. Kazım. Bazen hediyelik eşya bile getiriyordu. Yani bileklik getirdiği, boncuk getirdiği falan oluyordu. Bir ayrı sempatim vardı. O benim bir de yalnızlığımı yani böyle bir arkadaştı bana o. Cuma günden beri yok. Her yerde adını haykırıyorlar. En çok onun dönmesini istiyorlar. Yana yakıla aradıkları mahallenin kargası Kazım. Cama vuruyordu insan gibi böyle açıyorduk evimizde yiyordu, içiyordu, çıkıp gidiyordu. Bizden biri olmuştu. Akşamları geliyor işte balkonda falan kalıyor. Sabah uçuyor gidiyordu. Kazım. Buralardan gittiğinden beri hepsinin yüzünden düşen bin parça. Aralarında özel bir bağ oluşmuştu. Hemen hemen hepsinin evine gitmiş, hepsinin elinden yemek yemişti. Ama şimdi günlerdir bu mahalleye uğramıyor ve onlar da her yerde kargaları Kazım arıyor. Kazım. Bazen evden bir şeyler de alıp gidiyordum. Çakmağımız olsun, kaşığımız olsun, böyle paramız olsun. Ha, komşunun da parasını, ekmek parasını aldı gitti. Sürekli işte şu antenim oraya konuyordu. Kıymayı çok seviyordu. Her peyniri yemiyordu, kaşar peynirini çok seviyordu. Doyduğu zaman da kaak diye bir ses çıkarıyordu. Bizim şuraya düşmüştü böyle. Bak şu boşluğa düşmüş. Karga Kazım, Bursaklar Merkez Mahallesi'ne 6 ay önce daha minik bir yavruyken gelmişti. Geldiği günden beri de mahalleden hiç ayrılmadı. Her gün kapı kapı dolaştı. Eğitilmiş ve sokağa salınmış bir hayvan olarak görüyordum. Ben ondan insan gibi konuşuyordum yani. Biri belki evine falan almıştır. İnşallah bir haber verirler bize. Böyle bir ilan yaptırdık. Belki gören duyan olur, haber verirler diye. Hazırladıkları kayıp ilanlarını her yere asan mahalleli Kazım'ı bulana ödül de vermeyi düşünüyor. Tek istekleri 5 gündür süren hasretin sona ermesi. Pursaklar civarında Kazım diye seslendiğin zaman geldiyse bize haber versinler.